Herkese hayırlı akşamlar. 5 dakikalık bir teknik gecikmemiz oldu. Bu nedenle herkesten özür dileriz. Bugün bu akşam Tuğba Ayhan hocamızın FPGA ve SoC nedir konulu bir seminerimiz var. Tuğba Ayhan hocamız 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aynı bölümde yaptıktan sonra 2016 yılında Belçika'da Keulewoon Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. 2018'den beri MEF Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde çalışmaktadır. Gömülü sistemler ve sayısal devreler çalışma alanları arasındadır hocamızın. Daha önce de FPGA konusunda odamızda bir seminer vermiştir. MO İstanbul YouTube sayfasından da bu seminerimize ulaşabilirsiniz. Bu seminerde Tuğba Ayhan hocamız yine kırmık üslü sistemlerden bahsedecek. Şimdi Elektrik Mühendisliği Odası İstanbul Şubemizin hazırladığı mühendislik geliştirme seminerlerinin ikincisi olan FPGA ve SOC nedir konulu semineri vermek üzere Tuğba hocamızı yayına davet ediyoruz. Buyurun Tuğba hocam. Hocam çok teşekkür ederim sunuş için. Çok sağ olun. Ben de hemen sunuşu paylaşıp başlamak istiyorum. Hocam da söylediği gibi aslında hocam da söylediği gibi aslında 2020 yılında FPGA nedir, nasıl yapılandırılır konulu bir seminer vermiştik. Ve bunun da kayıtlarını şeyden ulaşabilirsiniz. YouTube'dan, Emo İstanbul sayfasından ulaşabilirsiniz. Bugün bu FPGA nedir ile birlikte kırmık üstü sistem SoC'yi de anlatmaya çalışacağım. Sebebi şu, ilk seminerde FPGA anlatırken biraz daha mikrokontrolcülerle, mikro işlemcilerle ve o zaman da yine popüler olan SoC'lerle ilgili sorular gelmiş chatten ya da daha sonra yorumlarda benzer sorular vardı. Bu sebeple birazcık ilerletmeyi düşündük. Şimdi bu sunum kimler için? En başta söylediğim gibi mikro işlemci veya mikro denetleyici kullananlar, FPGA'nın ne olduğunu merak edenler, fikir sahibi olmak isteyenler ve ve yolun başındakiler için. Yolun başındakilerden kastım yeni mezunlar değil sadece ama öğrenciliklerinin başında olanlar bile FPGA ve kırmık üstü sistemlerle ilgili tecrübe, fikir sahibi olmak istiyorlarsa izleyebilirler. Biraz farklı bir akışla anlatmayı düşünüyorum. Ve şey yapmayı da çok istememekle birlikte bir teknoloji sohbeti haline getirmeyi istememekle birlikte de slaytlarda göreceğiz zaten. Farklı tasarımcılardan, farklı üretimcilerden, farklı firmalardan SoC örnekleri göstermiş bulunacağım. Ama amacım dediğim gibi kesinlikle bir teknoloji sohbeti yapıp işte bunları kıyaslamak, bunların neler sunduğunu anlatmak falan değil. Sadece bunların varlığını göstermek, bunların hangi problemlere cevaben ortaya çıktığını göstermek. En temelden alırsak sayısal sistemler, yani dijital sistemler. Bir sayısal sistem kurmak için neye ihtiyacımız var? Temel olarak bir sayısal sistem oluşturabilmek için ihtiyacımız olan tek şey ideal düşünürsek ideal bir anahtar. Bu ideal anahtar işte bir şey var ise şunu yap, yok ise bunu yap gibi kolay bir mantık fonksiyonunu alıp bunları diğer mantık fonksiyonlarıyla birleştirerek çok daha karmaşık işlemleri gerçekleyebiliyorlar. Peki yine birazcık karmaşıklaştırıp bir örnekle başlayalım. Örneğin işte duvara karşı giden bir arabadasınız ve frene basıp basmama kararını da bir sayısal sistem ile almak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? İlk önce yapacağımız şey şu. Araçtan duvara olan mesafeyi ölçmek. Araçtan duvara olan mesafe, özellikle bu örneği seçtim çünkü üniversitenin ilk yıllarından itibaren ultrasonik sensörlerle falan çalışılıyor. Onun için çok yakın geleceğini tahmin ediyorum. Hem mühendis olarak çalışanlara hem de öğrenci arkadaşlara. Ultrasonik sensörle bir işaret göndermek ve bu işaretin yansıyıp geri gelmesini beklemek. Yansıdı, geri geldi ve böylelikle biz aradaki yani
araç ile duvar arasındaki mesafeyi ölçebildik. Buradaki mesafe şu anda işte 3 metre gibi bir şey görünüyor. Peki, ondan sonra ne yapacağız? Bu aşamada frene basıp basmama kararı vermemiz gerekiyor. Bu aşamada frene basar mısınız? Bu soruyu cevaplamak için bir şey daha bilmek lazım. O bilmemiz gereken şey de hızımızın ne olduğu. Demek ki hızımızın ne olduğunu biliyorsak ve araçla duvar arasındaki mesafeyi de hesaplamışsak frene basıp basmama kararını verebiliyoruz. Bunu yapabilmek için, bütün bunları yapmak için hesaplamadan ve de belli mantık operatörlerinden yararlanacağız. Demek ki bu anahtarları kullanarak basit aritmetik ve mantık, basit demeyelim, temel aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleyebiliyorsak eğer bir araç içinde işte araç takip kontrol sistemi ya da işte bir fren asistanı tasarlayabiliriz. Peki, bir adım ileri gidelim ve bu sistemi tasarlayalım. Bu sistemi tasarlarken elimizde farklı, bu sistemi tasarlarken farklı farklı hesaplama seviyelerinde iş yapabiliriz. Bu çok bilinen bir piramit şu an ekranda gördüğünüz. Bu işte hesaplama piramidi deniyor. Bir piramit şeklinde olmasının aslında çok da büyük bir anlamı yok. Yani bu piramit şeklinde olması en önemlisi en alttaki transistör seviyesidir. En önemsizi işte yukarıdaki uygulama seviyesidir falan demek değil. Yani bu aslında bir hiyerarşiyi temsil etmese de fiziksel olarak en altta yer alan katmanın, fiziğin bir üstünde yer alan katmanın aslında transistör olduğunu gösterir. Bu sunumda bahsedeceğim katmanlar aslında şu mavimtırak katmanlar. Mavimtırak katmanlarda ne görüyoruz? Transistörleri ve kapıları görüyoruz. Transistörler aslında az önce bahsettiğimiz anahtarlar. Bu anahtarları kullanarak biz kapılar yapıyoruz. Kapılar kullanarak da temel aritmetik ve mantık işlemlerini gerçekleyebiliyoruz. Onun bir üstünde ise mikromimariler var. Mikromimarilerden bahsetmeyecek olsam da FPGA'nın adı geçtiği için ve FPGA'nın içinde temel olarak aslında şu da gördüğünüz, şu şekilde gördüğünüz kapılar olmadığı için bu mikromimari basamağını da bir şekil koymak zorunda hissettim kendimi. Peki bu mavimtırak yerlerden bahsedeceğiz dedik. Peki onun üstünde neler var? Mikromimariler var dedik. Başka? Onun bir üstüne çıktığımızda buyruk kümesi mimarisi var. Instruction Set Architecture İngilizcesi. Bunun bu instruction'ı bazı yerlerde komut olarak duyabilirsiniz. Komut daha çok command'in Türkçesi olarak kullanıldığından buyruk kelimesini kullanmaya özen göstermenizi rica edeceğim. Ve bunun üstünde de işte programlama dili C gibi programlama dilleriyle tasarım yapabilirsiniz ya da bir işletim sisteminiz varsa bu işletim sisteminin üstünde uygulama yazabilirsiniz. Peki problemimiz neydi bizim? İşte belli bir V hızıyla giden araçtaydık. D kadar önümüzde duvar var. Frene basıp basmama kararını vereceğiz. Bunu burada gördüğünüz seviyelerden herhangi birinde yapabiliriz. Ben elbette biraz daha alt seviyelerden yapmayı tercih ettim burada. Peki problemimiz üst köşede duruyor. Elimizde şöyle boş bir tuval olduğunu varsayalım ve tuvalin üzerine ihtiyacımız olan devreleri koyacağız. Bu devreleri merak etmeyin kapı kapı çizmeyeceğiz. Bu devrelerin sadece ne yapacağını yazmaya çalışacağız. Ne demiştik? Burada bir mesafe ölçtük ve bu mesafe D olsun. Peki frene basıp basmama kararını sadece D değil bizim hızımız da etkileyecek ve bu hıza aslında şey diyeceğim yani takip mesafesinden daha kısa bir mesafemiz varsa frene basalım, daha büyük bir mesafe varsa, daha uzun bir mesafe varsa basmayalım. Bu kararı verdirtebilmek için ilk yapmam gereken şey burada ölçülen bu mesafeden kimi çıkartmak? O takip mesafesi sabit bir değer aldım şimdi. Takip mesafesini çıkartmak. Yani burada basit bir matematik işlemimiz var, basit bir aritmetik işlemimiz var. Ve çıkan sonucun sıfırdan küçük mü yoksa büyük mü olduğunu görmemiz gerekiyor. Bunun için de bir karşılaştırma devresine ihtiyacımız var. Burada her ne kadar şu oklar birbirine çok yakın görünse de özellikle birleştirmek istemedim. Burada sadece hangi işlemlere ihtiyacımız var onlara odaklanalım. Aritmetik hesaplama devrelerine
ihtiyacımız var. Bu örnek özelinde bu bir çıkartma işlemi. Karşılaştırma işlemine ihtiyacımız var. Bunun dışında bundan sonra işte eğer küçükse şunu yap, büyükse bunu yap diyebilmek için temel mantık fonksiyonlarına ihtiyacımız var. Bütün bunları işte lisans hayatınızda hatırlarsanız bütün bunları kombinasyonsal devrelerle gerçekleyebiliyoruz. Çok güzel. PPGA üzerinde bu kombinasyonsal devreleri gerçekleyebileceğimiz yapılar mevcut. Ancak burada şekillerini gördüğünüz işte and, or, not kapıları değil, farklı şekiller de gerçekleyebiliriz. Şimdi bunları bir köşeye alalım. Bu bahsettiğim tuvalin üzerinde, kendisi PPGA olabilir, silikon olabilir, işte breadboard olabilir, ayrık komponentlerle çalışıyorsanız. Her nerede sisteminizi tasarlayacaksanız onu tasarladığınız tuvali üzerinde bir köşeye alalım bu sistemi. Henüz hiçbir şey birleştirmedik. Peki, diğer sorunumuz neydi? Diğer sorun demeyelim. Peki bu D'yi nasıl ölçeceğiz? D'yi nasıl ölçecektik? Bir işaret gönderecektik, yansıyıp geri gelmesini bekleyecektik ve daha sonra ne kadar süre sonra geldiyse ona göre bir mesafe belirleyecektik. Yani bir darbe yolluyoruz, bekliyoruz, geri geliyor, geri geldiğinde saati durduruyoruz. Arada ne kadar beklediysek o zamanın yarısı aslında git gel, o zamanın yarısıyla ışık hızını, bu dalganın hızını çarptığımız zaman bize aradaki mesafeyi verecek. Burada da çok temiz bir aritmetik işlemimiz var, çok güzel. Peki burada soru ne? Ne kadar bekliyorsunuz? İşte işareti gönderdiniz, saymaya başladınız. Bir misis, bir iki misis, bir üç misis diye saymaya başladınız. Geri döndü. Kaçta? 16'da kaldınız. Bunu bir yere kaydetmemiz gerekecek. Şimdi bu sayma işlemi için ne lazım bize? Bir sayaç lazım. 1, 2, 3, 4, 5 diye sayan bir sayaç lazım. Ve bunu hangi hızda sayacağını belirleyebilmemiz için bir saat işareti lazım. Demek ki elimizde bir sayaç, bir de saat işareti olması lazım. Elimizde değil, şu tuvalin üzerinde. Bunları da bunun üstüne koyduk. Peki, şu saat işareti aslında kolunuzdaki saatle aynı tiktakları üreten bir devre. Kendisi bir dijital devre mi? Olmak zorunda değil. Bu sebeple diğerlerinden birazcık farklı bir rengi var burada. Sayaç ise ne yapıyor? Bulunduğu duruma göre bir sonraki durumunu belirliyor. Yani şu anda 2'deysem bir sonraki saat vurusunda 3 olacağım. Bunu biliyorum. Demek ki burada geçmiş önemli. Tam tersine şu taraftaki bu bulutun içinde yazdığımız aritmetik işlemde geçmiş önemli değildi. Yani eskiden aradaki mesafenin ne olduğu, eskiden takip mesafesinin ne olduğu hiç önemli değildi. O andaki mesafe ve o andaki takip mesafesine göre işlem yapabiliyordu. Burada yeni olarak eklediğimiz devrelerde aslında ardışık sequential devre parçaları ve şuraya da işte onları temsilen bir adet flip flop koydum. Bu da işte ufak bir bellek hafıza elemanı olarak aklımızda kalsın şimdilik. Peki. Bütün bunlar varsa elimde gayet güzel bir adaptif cruise control, işte takip mesafesi sabitleyici bir sistem oluşturabiliyorum. Buraya kadar gayet kolay. Öyleyse birkaç adım daha ileri gidip daha karmaşık sürüş kontrol sistemleri yapabiliriz. Neden yapamıyorum? Şimdi bütün bu parçaları nerede birleştirdik? İşte breadboard üstünde birleştirebiliriz dedik. Başka yerlerde birleştirebiliriz dedik. Bir de FPGA üstünde birleştirebiliriz ve FPGA'nın aslında FPGA sahada programlanabilir kapı dizisi demek. Field Programmable Gateway. Bunun bileşenleri de tam da ihtiyacımız olan işte kombinasyonsal fonksiyonları gerçeklemek için ihtiyacımız olan lojik yapılar, geçmişi bir parça tutabilmek için ihtiyacımız olan yazmaçlar, register'lar ve de bunları birbirine bağlayabilmek için bağlantı elemanlarından oluşuyor. Peki, görelim nasıl oluşuyor bunlar. Bir FPGA'dan bahsettiğimiz zaman aslında işte böyle siyah dikdörtgen bir çipten bahsediyoruz. Bu çipin dış dünya ile haberleştiği giriş çıkışları var. Bu giriş çıkışlar farklı protokolleri destekliyor olabilir. Farklı protokollerden kastımız işte yüksek hız,
farklı protokoller ya da işte farklı gerilim seviyeleri gibi. O kısma bu sunumda girmeyeceğiz. Buradan aldığınız girişleri, az önceki problemimizde giriş, işte şeydi, ya ultrasonik sensör için oluşturduğumuz darbeydi ya da bir şekilde mesafeyi ölçtüysek o ölçtüğümüz mesafenin ta kendisi idi. Bunları bir şekilde FPGA'nın içine, şu mor büyük çerçeveye FPGA olduğunu düşünelim. FPGA'nın içine aldıktan sonra bunların gittiği yerler yapılandırılabilir lojik bloklar. Çok güzel. Bu yapılandırılabilir lojik blokların içerisinde farklı farklı yapılandırabileceğimiz, her ne kadar field programmable, programlanabilir dense de programlamadan çok yapılandırma kelimesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü programlama denince insanın aklına daha ziyade işlemciler geliyor. Özellikle işlemcilerden bunu birazcık ayırabilmek için yapılandırma kelimesini kullanacağım. Bu configurable, yapılandırılabilir lojik bloklar içerisinde farklı amaçlarla kullanabileceğiniz kombinasyonsal devreler ve register'lar var. Ve de elbette bunların birbirine bağlanabilir olması gerekiyor. Peki biz bunu nasıl programlayacağız, nasıl konfigüre edeceğiz? Aslında konfigüre etmekten kastımız burada hangi fonksiyonun olacağını söylemek. Yani burada bir AND olacak, burada bir OR olacak, burada şöyle bir fonksiyon olacak gibi bir şey söylememiz gerekiyor. Demek ki bunu yazmamız gerekiyor. İşlemcilerde, mikro işlemcilerde nasıl çalışacak olan programı bir memoriye yazıyorsak, burada da benzer şekilde nasıl konfigüre ettiğimizi, nasıl yapılandırdığımızı çeşitli memorilerin üstüne yazıyoruz. Ne tip memoriler kullanabiliriz? SRAM kullanabiliriz, flash ya da antifuse kullanabiliriz. Antifuse'u eleyerek başlayalım. Antifuse kullandığımız zaman bir kere programlayabiliriz, tekrar tekrar programlanabilir, özelliğini kaybetmiş oluruz. Flash programlama gayet güzel. Flash ile SRAM'in arasındaki fark ne? Flash bellekte enerji kestiğiniz zaman bilgiyi tutabiliyorsunuz hala. Yani bu FPGA'yı, bu board'u, elektrik, bu board'un enerjisini kestiğinizde hala yapılandırma şeklini bu board'un üzerinde tutabiliyorsunuz. Çok güzel ama pahalı. Peki SRAM tabanlı programlama teknoloji nasıl çalışıyor? SRAM'ler minik, hızlı bellek birimleri ve klasik CMOS'la da üretebilmek gayet kolay. Dolayısıyla tuvali hangi malzemeden yaptıysanız, az önce bahsettiğimiz tuvali, SRAM'leri de aynı malzemeden çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu sebeple aynı proseste üzerinde hali hazırda bu SRAM'ler olan bir tuval programlanabilir, yapılandırılabilir lojik blok üretebilirsiniz. Büyük bir avantaj bu. Sıkıntı ne? Elektriğin kestiğiniz anda SRAM'in üstündeki bilgiyi de kaybederiz. Bugün kullanılan programlama teknolojisi daha ziyade SRAM tabanlı programlama teknolojisi. Peki elektriğini kestiğimizde bu FPGA'nın içindeki yapılandırmayı kaybetmemek için ne yapıyoruz? İşte bu büyük mor bloğun yanına bir tane de flash bellek koyuyoruz. Elektriği tekrar verdiğimiz zaman, enerjiyi tekrar verdiğimiz zaman flash bellekteki yapılandırma kodu bu mor çerçevenin içerisine, SRAM'lerdeki yerlerine gidiyor. Peki, o zaman şeyin içine bir bakalım. Bu yapılandırmadan biraz daha bahsedelim. Yapılandırmada nasıl bir şeyimiz var ki bu bloğun içerisinde farklı farklı kombinasyonsal devreler için kullanabiliyoruz. Burada aslında MUX'a benzer birçok MUX'tan oluşan bir devrecik var. Burada ne görüyoruz? Dört girişi ve bir çıkışı olan şöyle enteresan, dört seçici girişi ve bir çıkışı olan enteresan bir fonksiyon var. Dört seçici giriş varsa burada aslında 16 tane satır var demektir. Bu girişlerin durumuna göre bu satırlardan bir ve sadece bir tanesini çıkışta görebiliriz. Yani ne olmuş oldu? Şu girişlerin bu çıkışı belirlemesini sağladık. Bu kırmızı kutularsa SRAM birer bitlik bellek elemanları. Buralara yazdığımız birler sıfırlar, bu şuradaki girişlerin değerlerine göre çıkışta yerini alır. Çok güzel. Peki bir register kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? İşte onu da belirleyen şuradaki Max'ın select. Dolayısıyla kombinasyonsal bir devre kurmak istiyorsanız eğer şuradaki kombinasyonsal çıkışı alıp
temel mantık elemanının çıkışına vermeniz gerekiyor. Yok, eğer bunu register'lamanız gerekiyorsa, o zaman buradaki işareti değil de bu register'ın çıkışındaki işareti alıp temel mantık elemanının çıkışına vermeniz gerekiyor. Nasıl yapıyorsunuz? Buraya bir ya da sıfır yazarak bunu da yapabilmiş oluyoruz. Bunun ayrıntılı anlatımı eski seminerde var idi. Peki, fonksiyonlarımızı yaptık. Tıpkı ilk örnekte işte şeyde tuvalde bıraktığımız gibi her şeyi işte kombinezonsal devrelerimiz, registerlarımız diyerek aldık tek tek işte tuvalin üstüne koyduk ve bıraktık. Ama bunlar ayrı ayrı konunca hiçbir işe yaramıyorlar. Bunları ne yapmamız lazım? Birbirine bir şekilde bağlamamız lazım. Yani şu lojik blokları yapılandırdık. Bu lojik bloğun çıkışını, işte diğer lojik bloğun girişine, bunun çıkışını, işte devrenin çıkışına gibi gibi bağlantıları kurmamız gerekiyor. Bağlantıları kurabilmek de esnek olmalı. Çünkü bir başka tasarımda işte buradaki lojik bloğun çıkışını işte hemen sağındakini değil de bir alttaki lojik bloğun girişine bağlamak zorunda kalabiliriz. O zaman ne yapacağız? Buradaki bağlantıları da bir şekilde esnek yapmaya çalışacağız. Şimdi farklı farklı bağlantı routing mimarileri var. Buradan vermek istediğim mesaj sadece şu. Buradaki routing yönlendirme ağı toplam alanı, şu toplam alanı %80 ila 90'ını kaplıyor. Şimdi bu ne demek? Bir veriyi üretebilmek az yer kapladı. Onu bir yerden alıp bir yere taşıyabilmek ise çok yer kaplıyor. Bunun bir sebebi burada çok esnek olmaya çalışmamız. Ha, şunu bilseydik eğer, şurada yapılan işlemin çıkışı her zaman şu bir altındaki blokta kullanılacağını bilseydik, buradaki birçok bloğa ihtiyacımız, birçok yönlendirme routing bloğuna ihtiyacımız kalmayacaktı. Çok güzel. Ama o zaman da esnekliğimizi kaybedecektik. Yani bir fonksiyonu yeri geldiğinde bambaşka bir fonksiyona bağlayabiliyorken bütün bu esnekliği kaybetmiş olacaktık. İşlemciler aslında bu esnekliği kaybetmiş hali. Neden? Aritmetik lojik ünitin işte aritmetik ve mantık biriminin çıkışının her zaman bağlı olduğu yer belli. Ya da register file'ı aldığınız verinin nerelere gidebileceği belli, sınırlı. Değil mi? Bu bağlantıları aslında sınırladığımız zaman epeyce alandan kazandık. Alandan kazanmak sadece alan maliyetini düşürmez. Aynı zamanda buradaki sinyalleri de oradan oraya, oradan oraya gezerken yarattığı güç tüketimini de düşürür. Bir başkası da bütün bu devrenin statik güç tüketimi aslında burada açık ya da kapalı tuttuğunuz anahtarlarca belirleniyor. Ve bu statik güç tüketimini de teknolojiden bağımsız düşünürsek bir parça düşürebiliriz. Eğer ki bu alanı küçültebilirsek. Kaybettiğimiz şey ne? Esneklik. Bütün bunları söyledikten sonra FPGA ve CPU işte merkezi işlemci birimini biraz karşılaştıralım. Bir parça karşılaştırdık aslında. CPU'da biraz daha kim nereye, hangi işlemin çıkışı nereye gidecek bu biraz daha belli. Peki çok basit bir işlem yapalım. Girişleri iki tane girişimiz olsun. Bu girişleri okuyalım, toplayalım ve toplamı da çıkışa yazalım. İşlemcideyseniz nasıl yapacaksınız? Girişi okuyacaksınız. Bir girişi okuduğunuz zaman girişi okumaktan kastımız şu, işte CPU'nun içine alma. CPU'nun içine aldığınız zaman nereye yazacağınız belli. Nereye yazacaksınız? Register file'da bir register'a yazacaksınız. Yazdık. İlk çevrimde girişi okuduk ve bir register'a yazdık. İkinci çevrimde ne yaptık? Bir girişim daha var. Onu okudum ve nereye yazacağım belli. Dışarıdan aldığınız bir veriyi yine register file'da bir yere yazıyorsunuz. Farklı CPU mimarilerinde farklı olabilir. Bu register işlem yapıyorum burada. Daha sonra ne yapıyorum? Bu ikisini topladım. Toplamak demek işte aritmetik ve lojik işlem birimine sokmak demek bu iki değeri. Peki çıkışı ne yapacağım? Çıkışı da yaptığım şey. Çıkışı da alıp tekrar register file'a geri yazmak. Bunu da yaptım. Peki sonra ne yapıyorum?
buradaki değeri alıp işte CPU'nun çıkışına yazıyorum. Bunun FPGA karşılığı ne? Girişler orada hazır. İşte FPGA'nızın o çipin üzerinde işte 200, 300, 500 tane pin var. Bu pinler zaten oradalar. Onlardan okuyorsunuz. Okuduğunuz anda da bir toplam elde edebiliyorsunuz. Bu toplamı da yine az önceki o yönlendirme bloklarını kullanarak başka bir çıkışa götürüp bağlayabilirsiniz. Yani burada kapıların gecikmesi hariç bir gecikme söz konusu, kapıların ve işte şu giriş buffer, giriş çıkış bufferlarının gecikmesi hariç bir gecikme söz konusu değil. İşte çevrimden bahsetmiyoruz. Ama neyden bahsediyoruz? İşte şunları gidip bir yerlerden almamız gerekiyor. Çıkışı alıp bir yerlere yazmamız gerekiyor. Bütün bu yönlendirmeleri tekrar tekrar yapmamız gerekiyor. Peki CPU'da var mıydı böyle bir yönlendirme? Yoktu çünkü işte bir birimin çıkışının nereye ya da nerelere bağlanabileceği zaten belirliydi. Peki. Demek ki aynı işlemi mikro işlemcide, pardon, CPU'larda yapıyorsak eğer burada zaman karşılaştırmasından bahsedebiliriz. Yani ben bu işi 3 çevrimde yapıyorum, 5 çevrimde yapıyorum gibi. Aynı işi FPGA'da yapıyorsak eğer işte şu kadar alanda yapıyorum, bu kadar alanda yapıyorum karşılaştırması biraz daha anlamlı oluyor. Ve uygulamaya göre cihaz seçimi yapmak lazım. Uygulamaya göre cihaz seçiminden kastımız şu. Eğer siz yaptığınız işte çok fazla işte ADC, DAC gibi işte karma sinyal, analog dijital karma sinyal kullanan ihtiyacınız oluyorsa mikrokontrolörler biraz daha tercih edilebilir. Yok doğrudan lojik işlemlerle, şu temel lojik işlemlerle çözebileceğiniz problemleriniz varsa FPGA biraz daha avantajlı olacaktır. Peki, bunu da söyledikten sonra şimdi şeye geçelim. FPGA ve GPU'ların karşılaştırmasına geçelim. FPGA'lar genellikle işte donanım geliştirme, prototipleme, gerçek zamanda işaret işleme, robotik kontrol, ara bağlantılarda işte ve az sonra bahsedeceğim SoC'lerde kullanılıyor. GPU'lar da aslında SoC'ler içinde kullanılmakla birlikte daha ziyade işte grafik işleme, bilgisayarlı görüntü, bioinformatik hesaplama, manipülans ve makine öğrenmesi gibi işler için grafik işlemci üniteleri, birimleri çok daha başarılı. Peki, tasarımcı açısından ne gibi farklar var? İşte GPU kullanacaksanız yüksek seviyeli dillerle tasarım yapıyorsunuz. FPGA tasarımcısı ise daha ziyade alt seviyeli dillerle ve daha az tanımlı bloklarla çalışıyor. Ancak HLS, High Level Synthesis, işte yüksek seviyeli sentez araçları da kullanabilirler. Bu GPU'dan sadece kelime olarak bahsetmek istemiştim. Şimdiki sorumuz şu. FPGA'lar için, FPGA'lardan bahsedelim. Nerelerde kullanılır? Çünkü bu da sık gelen sorulardan bir tanesiydi. Bir örneğim. Smart NIC. Burada bir network kartından bahsediyoruz. Bir network adaptöründen bahsediyoruz. Bu bir örnek. Neden bu örneği koyduk? Çünkü network adaptörü aslında büyük miktarda veriyi, işte 100 gigabit per second falan gibi çok büyük miktarda veriyi hızlı bir şekilde bir yerden bir yere geçirmesi gereken şeylerden bir tanesi, araçlardan biri. Peki bunu ASIC yaparsanız, yani Application Specific Integrated Circuit, işte uygulamaya özel entegre devrelerle yaparsanız ne kazanırsınız, ne kaybedersiniz? Uygulamaya özel yapacağınız için o entegre devreyi, evet hızlı olur, evet az güç tüketir, daha az ısınır, bu anlamlarda performans daha yüksek olur. Ancak yeniden programlanabilir özellikle olmayacağı için işte bu kartı kullanan müşteri daha fazla sayıda cihaz takmak istediğinde ya da biraz daha farklı operasyonlara girişmek istediğinde baştan yeni kart satın almak zorunda kalırsınız. FPGA kullanıyorsanız eğer bu kartın üzerinde
konfigürasyonunu değiştirerek işte farklı sayıda ya da farklı yapılarda cihazı bu karta bağlayabilir hale gelebilirsiniz. Peki neden CPU değil de bir işte FPGA ya da ASIC kullanıyoruz burada? Çünkü burada hız önemli ve eğer bir işletim sistemi kullanmayacaksak milisaniye seviyesinde hatta çok daha hızlı ve de daha önemlisi deterministik gecikmelerle bir data paketini bir yerden alıp bir yere götürebiliyoruz. Bir başka güzelliği de şu, CPU'lar üzerinde işte güvenlik algoritmalarını, güvenlik uygulamalarını kullanmamız mümkün değil. Bu FPGA'ların üzerinde siber güvenlik uygulamalarını da kurarak nedir bunlar? İşte yüksek bit sayısıyla işte encryption yapma falan gibi buraya bağlı CPU'ları da korumuş oluruz. Burada ne dedik? Hız var bu uygulamada, bu problemin özelinde. Hız var. Üretimden sonra bir şeyleri değiştirmemiz gerekebilir dedik. CPU ile yapamayacağımız işte encryption gibi, şifreleme gibi uygulamalara ihtiyacımız var dedik. Demek ki ihtiyacınız olan şeyde bunun gibi problemler bulunuyorsa FPGA'lar güzel bir çözüm olabilir. Benzer şekilde işte TV kartlarında, video kartlarında ya da bunun gibi yayıncılıkla ilgili parçalarda da FPGA'lar kullanılabiliyor. Bir diğer örnek öğrencilerden geldi. Nintendo 3DS'in bir geliştirme kiti olduğunu onlardan öğrendim. Bu geliştirme kiti aslında işte Nintendo'nun o oyuncak. Burada geliştirme kiti dedikleri kısımsa şurada. Bu yukarıdaki resimde üstünde partner yazan kutuyu açtığınız zaman içinde bir FPGA olduğunu görüyorsunuz. Yani oyun geliştirenler kendi oyunlarını ilk önce bu FPGA üstünde deneyip geliştirebiliyorlar. Ve daha sonra eğer şu kartın üzerine, yani şu oyuncağın üstüne getirebilecek kadar, koyabilecek kadar iyi ise bunun elbette daha optimize bir çözümünü, bu ASIC üretim olabilir ya da sadece o oyunları kaldırabilecek büyüklükte bir FPGA seçimi olabilir gibi bir çözüme gidelim. Bu geliştirdiğiniz ve test ettiğiniz oyunu şu oyuncağın üzerine alabiliyorsunuz. Alma imkanı var. Hop. Peki. Bu örneği de verdikten sonra aslında az önceki probleme geri dönüp işlemci kısmını da noktalayalım istiyorum. Bir sayısal sistem kurduk. Elimizdeki kanvasta, elimizdeki tuvalde işte FPGA olursa kombinasyonsal devreler, şeyler, ardışıl devreler kullanarak bir takip sistemi yapabiliyoruz. Peki, eğer işlemcide yapmak isteseydik, işlemci çözmek isteseydik aynı problemi, o zaman ne yapacaktık? O zaman şuradaki akışı kullanacaktık. Bir darbe gönderecektik. Darbeyi gönderdiğimiz anda zamanlayıcıyı başlatacaktık. Darbe gitti, geldi. Yansı var mı diye kontrol edecektik. Zamanlayıcıyı başlattıktan sonra. Yansı gelmediği sürece bu yansı var mı kontrolüne devam edecek idik. Yansı geldikten sonra ise zamanlayıcıyı okuyacaktık. Az önce başlattığımız zamanlayıcıyı okuyacaktık. Buradan bir T gelecekti. Ve biz de buradan bu zaman değerinden mesafeyi kestirebilecektik. Mesafe, takip mesafesinden büyükse bir şey, küçükse başka bir şey yapacak idik. Burada bir yerde eşitliğinde olması gerekiyor. Onu atlamışım. Peki. Öyleyse bu problemi, bu araç problemi hem tuval üstünde hem bir FPGA üzerinde hem de bir işlemci üzerinde çözebiliyorsak neden daha gelişmiş bir sistem kurmayalım? Neden bir otonom araç tasarlamayalım? Sonuçta ihtiyacımız olan tek şey aslında anahtar idi. Ama biz o anahtarı daha akıllıca birleştirerek, akıllıca demeyelim, farklı şekillerde birleştirerek FPGA gibi bir kanvas ya da işlemci gibi bir kanvas, bir tuval oluşturabildik kendimize ve onun üstünde problemlerimizi artık çözebiliyoruz. Güzel. Bu 2019'da Tesla'nın duyurduğu
kart, Tesla Model 2'nin işte otonom sürüş kartı. Bunun üzerinde iki tane çip görüyorsunuz. Bunu ben siyah beyaz yapmadım, bunu böyle siyah beyaz verdiler. Bu iki tane çip görüyorsunuz ve bu çipler birbirinin aynısı. Bu çiplerin bir tanesinin içine bakalım. Bu çipe verdikleri isim FSD, Full Self Driving ASIC. Buna baktığımız zaman şu çipe ilk önce paketine bakıyoruz. Paketinde ne görüyoruz? Ball grid array kılıf görüyoruz. Ball grid array'den kastımız şu: gerçekten toplar var ve işte diğer toplarla üst üste denk getirdiğiniz zaman bağlantı kurulmuş oluyor. Yani bir board'a koyacağınız zaman o topların üst üste denk getirip koymanız yeterli. Bu sayede çok fazla bağlantı kurabiliyoruz. Neden fazla bağlantıya ihtiyacımız var? Çünkü araçta işte farklı noktalardan bir sürü veri alacağız, bir sürü komut göndereceğiz. Dolayısıyla haberleşme, araç içerisinde haberleşme çok yoğun. Bu çipten de dolayısıyla bir yerlere gidecek birçok veri var. Çipe gelecek birçok veri var. Çok güzel. Peki nerede yapılmış? Samsung 14 nanometre FinFET teknolojisiyle yapılmış. 2019'daki sanırım en hızlı teknoloji prosesi buydu. Büyüklüğüne bakacak olursak şu çipin 260 milimetre kare. Bir kıyaslama yapacak olursak aynı sene çıkan telefonların içindeki çipler 100 milimetre kare civarındaydı. Yani bir telefonundan çok daha büyük. Peki biraz daha kıyaslayacak olursak aslında sahip olduğu transistör sayısı 6 tane Core i7'nin sahip olduğu transistör sayısından çok daha fazla. Şimdi şu çipi birazcık daha inceleyelim. Neden böyle bir çipe ihtiyacımız var? Soru bu aslında. Bu çipin içinde neler olabilir tahmin edeceğiz. Tahminimizi şuradan yürüteceğiz. Bu çip neler yapıyor olabilir diye yapacağız aslında. Bu resimde yine internetten aşağıdaki kaynaktan aldığım bir resim. Temsili bir otonom araç ne yapar, nasıl gider bunu anlatıyor. Bir otonom araç kamerası vardır, şu maviler kameralar. Kamerası vardır, işte sağına soluna arkasına ve önüne bakar. İşte kimden aldığı görüntüyü park yardımcısı olarak kullanır. Kiminden aldığı görüntüden işte trafik işaretini tanır ya da yaya geçiyor mu onu tanır vesaire. Başka radarlar vardır üzerinde. İşte sağında, solunda, önünde, arkasındaki engelleri olan mesafesini ölçer sürekli. Ultrasonik sensör vardır. Ondan zaten bahsettik. En temel işlemimiz oydu. Ve kablosuz haberleşmeyle diğer araçlara bağlanabilir. Peki bütün bunları niçin yapar? Bütün bunları gerçekten sadece şu an birazcık şey yapalım. Basitleştirelim. Frene basabilmek için yapar ki bizim ilk problemimizle aynı problem. İlk problemimizde duvara kaç metre vardı? Ona göre frene bas ya da basma kararı verecektik. Bu kez hani tamam, takip mesafen belli. Duvara şu kadar mesafe var belli ama şurada şöyle bir yaya geçiyor. İşte buradan bir trafik işareti gördüm. İşte 60'la gidiyordum ama 50 ile gitmem gerektiğini gösteren bir trafik işareti gördüm. Ya da işte park etmeye çalışıyordum. Arka tarafta başka bir engel çıktı karşıma. Ya da ön tarafta bir kaza oldu, bir şey oldu ve bunu haber veren bir başka araç var ve ben ona kablosuz olarak bağlayayım. Oradan gelen bilgiye göre yine frene basma kararı verebilirim. Mavilerden başlayalım. Maviler görüntü işleme yapıyor. Görüntü işleme işte video ya da tek fotoğraflar akıyor. Bunları aldığımız zaman bunların üzerindeki nesneleri tanıyoruz. Kimisini takip ediyoruz. Yani sağımızdan doğru gelen bir yaya varsa çarpışma ihtimalini bulmamız lazım. Başka ne yapıyoruz? Bunlar işte duvar mı, çöp kutusu mu, işte ya da yol çizgisi mi? Hani bunları ayırt etmemiz lazım. Bu işaretleri sınıflamamız gerekiyor. Bu görüntü işlemeden birçok iş yapacağız. Şimdi bunların her birini ben elbette işte toplama, çarpma, işte büyükse şunu yap, küçükse bunu yap gibi bırakmayacağım. Bu aynı kanvası aldık, aynı tuvali aldık ve bunun üstüne bu kez birazcık daha büyük işlemler koyuyoruz. Başka neyimiz var? Şu wireless communication denen işte haberleşme modülümüz var. Haberleşme modülünden kastımız işte diğer araçlarla V2V, vehicle to vehicle araçtan araca haberleşmeyi koydum örnek olarak. Bir başkası ne? Hani yanlış bilgi gelmesin ya da güvenmediğimiz bir araçtan bilgi gelmesin ya da bizden başkasına işte yanlış veriler gitmesin diye güvenlik önlemleri de almamız gerekiyor. Yani bu
araçlar arası haberleşmede bir güvenlik standardını tutturmamız gerekiyor. Dolayısıyla gönderdiğimiz ya da aldığımız verinin güvenli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bu sebeple de bu işlemi yine bu şeyin tuvalin üstüne aldık. Peki, radarlar var dedik. Radar sağda solda önde arkada birkaç tane var. İşte bulundukları bölgeye göre mesafe ölçüyorlar deyip birazcık hızlandık. Geçelim. Ultrasonik sensörümüz var. Bir tek zaten bununla ilgili bir parça yapmıştık. Bir işaret üretmemiz gerekiyor. İşte bir darbe üretmemiz, işte karşıya gitti geldi beklememiz ve buna göre bir işte adaptif cruise kontrol işletmemiz gerekiyor. Bu kısmı yapmıştık. Bu kısmı yaparken kombinezonsal devreler ve ardışıl devreler kullanmıştık. Çok güzel. Teoride diğerlerini yaparken de zaten kombinezonsal devreler ve ardışıl devreler kullanacağız. Ama o kadar da aşağıya inmeye gerek yok. Örneğin şu görüntü işlemeleri yaparken GPU'lardan yararlanabiliriz. Ya da yapay sinir ağlarını çalıştırmak için yapay sinir ağlarından kastım klasik yapay sinir ağlarıyla birlikte evrimsel sinir ağları ve diğer türde ağlardan bahsediyorum. Onları çalıştırmak için özelleşmiş işlemci birimlerini kullanabiliriz. Peki haberleşme tarafındaysa bir fiziksel katmanı işte physical layer'ı oluşturmamız gerekiyor ve de güvenlik birimlerini ortaya koymamız gerekiyor. Demek ki her ne kadar yine teoride aşağıdaki bütün işlemleri kombinasyonsal ve ardışıl devrelerle yapabiliyor olsak da bunları artık farklı işlemci birimleri olarak tanımlamakta bir sıkıntı yok. Şimdi FPGA'nın üzerinde neler vardı? Temel bileşenlerimiz vardı. Zaten kombinasyonsal devreler ve ardışıl devreler buradaydı. Çok güzel. Bize yardımcı olabilmek için başka şeyler de eklendi. Örneğin saat üretici. Örneğin işte bir çevre birimleriniz var. Sensörleriniz ya da kontrol ettiğiniz motor vesaire gibi. Bunlarla olan bağlantıyı kontrol edebilmek için kontrolörleriniz, PCI Express kontrolcü örneğin de şu özellikle. Ya da sizin yapmak istemediğiniz, kapı seviyesinde yapmak istemediğiniz şeyleri daha rahat yapabilmenizi sağlayan çok çekirdekli mikro işlemciler, çarp biriktir devreleri, dijital işaret işlemlericiler, işte çoğunlukla ARM olmak üzere CPU alt sistemlerinden bahsedebiliyoruz. Bu aynı çipin üzerinde. Peki. Gelelim, geri dönelim Tesla'nın çipine. Burada neler görüyoruz diye işte işaretlediğimiz vakit şunları göreceğiz. Burada aslında ARM tabanlı CPU'lar görüyoruz. Çok güzel. Şurada GPU görüyoruz. Video encoder ve image processor görüntü işlemciler var ki gayet normal şeyler bunlar. Çünkü az önce ne dedik? Kameradan gelen verinin bir şekilde işlenebiliyor olması gerekiyor dedik. Bunun dışında güvenlik ve güvenilirliği sağlayan, safety ve security'yi sağlayan başka bloklar söz konusu. Bir de şurada kocaman bir blok görüyoruz. Bu blokta kendi verdikleri isim Neural Network Processor, yapay sınırı işlemci. Bu da karar verme mekanizmalarında kullanılıyor ve çipin en büyük kısmının o olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi her şeyi neden aynı çipin üzerine koyduk? Her şeyi aynı çipin üzerine koyunca ne gibi sorunlarla karşılaşacağız? Her şey aynı çipin üstündeyse burada aslında şu anda karartılmış olan neural network kısmından ya da CPU'dan ya da GPU'dan gelen verilerin diğer işlemci birimine, örneğin şu video işlemciden aldığımız verinin GPU'ya, GPU'dan aldığımız verinin işte neural network işlemciye, buradan aldığımız verinin işte frene bas komutunun falan oluşturulması için CPU'ya ve CPU'dan gelen verinin işte ön tarafta kaza varmış, öndeki araç da frene bastı bilgisini gidebilmesi için haberleşme katmanlarına götürülmesi lazım. Şimdi aynı board üzerinde, aynı kart üstünde olsaydık bu şu demek oluyordu. Bir çipten aldığımız işaret dışarı çıkacak. Dış çipten dışarı çıkmak demek daha yüksek güç tüketimi ve daha düşük hız demek. Hızı düşüreceğiz, güç tüketimini arttıracağız. Bir diğer çipe girecek. Bu çipte işlem görecek. Ondan sonra oradan çıkacak, bir diğer çipe girecek. Çipten her çıkışı ve her girişi daha fazla akım
ile kontrol edilmesi anlamına gelir. Daha fazla akım demek daha yüksek. Güç tüketimi ve daha düşük hız demek aynı zamanda. Ama bunların hepsini yan yana koyduğumuzda da yani buradan nereden nereye veri gideceğini bir şekilde verinin bir yerden bir yere nasıl gideceğini de kontrol edebilmemiz gerekiyor ki FPGA'dan hatırlarsanız zaten en büyük sorunlardan bir tanesi bir yerde oluşturduğumuz çıkışın bir başka yere giriş olarak göndermek idi. Bu çipte işte LPDDR4 kullanılıyor ve onun işte ara bağlantıları bu şey hafıza bellek elemanı. Başka neden bahsettik? Bir de nöral network prosesörden bahsettik. Burada da aynı işlemi tekrar 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 yapan bir döngü söz konusu. Yani şurada yaptığınız hesaplamayı alıp tekrar belleğe yazıp oradan tekrar çekip bir daha hesaplama yapıp tekrar işte şu belleğe ya da şu tarafa belleğe yazmanız gerekiyor. Yani burada da aslında sorunumuz şu. Devamlı bellekle işlemci tarafı arasında bir alışveriş var. Yine bu ikisi farklı çipler üstünde olsaydı bellekle işte işlemci çipinin konuşması çok yavaşlayacaktı. Peki LPDDR4'ü özellikle işte 2012'den beri mobil DDR diye de isimlendiriliyor. Çünkü telefonlarda ya da işte bunun gibi hızlı olması gereken, ufak olması gereken yerlerde düşük güç tüketimle bu DDR memori çok sık kullanılıyor. Bu örnek özelinde işte CRC çevrimsel artıklık kodlaması sayesinde bit hataları bulunup düzeltilebiliyor. Bu da önemli çünkü yolda verinin başına bir şey gelmemesi lazım. Dolayısıyla yolun aslında o az önce bahsettiğimiz ara bağlantı yolunun çok temiz olması gerekiyor. Değilse de bir şekilde değilse de demeyelim temiz olması gerekiyor. Yine de olabilecek bit hatalarının bulunup düzeltilmesi gerekiyor. Peki. Biraz hızlı gittim sanırım. Buraya kadar neler gördük? İlk önce bir sayısal devre tasarladık. Elimizde sadece anahtar olsa da biz bunu yapardık dedik. Ama ondan sonra dedik ki register transfer level da düşünürsek. Yani bir sinyalin bir işlem biriminden bir başka işlem birimine nasıl gittiğini tanımladığımız seviyeye gelmişsek, seviyede tanımladığımız seviyede konuşursak gerekli temel parçaları tanımlayabiliriz dedik. İşte işlemci birimleri var, farklı farklı ve bunların arasında bağlantılar var dedik. Bu sayede PPGA'yı da sağda programın kapı dizisinde tanımış olduk. İçindeki temel parçaları, bunları nasıl konfigüre ettiğimizi, yapılandırdığımızı ve bunları nasıl birbirine bağladığımızı gördük. Peki, bununla başka işlemci, başka büyük işlemci birimlerini, işte merkezi işlemci birimi ve grafik işlemci birimini birazcık karşılaştırdık. Ondan sonra dedik ki, bütün bu elimizdeki yetenekle biz daha zor bir problemi başarabiliriz dedik. Ve o zaman gördük ki bir sebeple her ne kadar hala transistör seviyesinde bile sıfırdan tasarım yapabileceksek de teoride yapmadığımızı başka parçalar, başka işlemci parçaları kullanabileceğimizi ve bunların hepsini bir şekilde aynı tuval üstünde birleştirebileceğimizi gördük. Yani Tesla çipin üstünde GPU'yu, kocaman bir belleği, birçok CPU'yu bir arada gördük. Peki FPGA neresindeydi diye sorarsanız aslında yoktu. Ama burada uygulamaya özel çipler var. Yani elinizde eğer bir FPGA varsa onun üzerinde GPU, CPU ve işte şu kısmen bu kadar çok bellek olmasa da şu birimi oluşturabilir. Ve bu video encoder ve image processor gibi birimler içinde özel devrelerinizi kurabilirsiniz. Dolayısıyla sizden ricam şuradaki özel birimleri sanki FPGA üstünde kurulmuş gibi şimdilik düşünmeniz. Peki, çok kısacık cep telefonlarından da örnek verelim. Burada üç farklı cep telefonu örneği var. Bir tanesi Snapdragon cep telefonu işlemcisi örneği var. Bir tanesi Exynos Samsung'un kullandığı ve bir tanesi de ARM'ın kullandığı A16. Tarihleri birbirine yakın. Çıkış tarihleri.
İçlerinde neler var diye bakıyoruz. Neler var? İşte low power DDR görüyoruz. Her üçünde de. Başka ne görüyoruz? ARM tabanlı çekirdekler görüyoruz. Bu çekirdeklerin sayısı, cinsi farklı elbette. Başka ne görüyoruz? GPU'lar görüyoruz. Bu GPU'ların ilginç bir şekilde üçünün de üreticisi farklı, tasarımcısı farklı, mimarisi farklı. Başka, bu da yetmiyor. Donanımsal hızlandırıcılar görüyoruz. Tesla'nın çipinde de gördüğünüz işte neural network prosesörün benzerini Exynos'ta da görüyoruz. 16 çekirdekli işte Apple'da da Neural Engine denen modülü görüyoruz. Başka ne görüyoruz? Ben modem deyip geçtim ama telefonu telefon yapan her şeyi aslında görmemiz gerekiyor bunların dışında. Peki. Bütün bunları birleştirdiğimizde şimdiye dek aynı tuval üstünde gördüğümüz bileşenler neler? CPU, GPU, bellek, bellek arayüzü, işte giriş çıkışlarla konuşabilmek için gereken arayüzler, modem, sayısal analog devreler, karma devreler ve RF devreler gördük şimdiye kadar. Ve en sonunda bir kırmak üstü sistem tanımı yapabileceğim. Ve bu tanımı da Wikipedia'dan aldığımız zaman aslında tanımı da çok da bir tanıma benzemediğini göreceğiz. Çünkü Wikipedia'da da diyor ki SoC kırmak üstü sistem bir entegre devredir. Öyle ki bir bilgisayar ya da benzeri bir elektronik sistemin bütün ya da birçok parçasını içeren bir entegre devredir diyor. Şimdi bu tanıma göre bir şey de çok rahat sorabilirsiniz. Raspberry Pi bir SoC sayılır ya da ne bileyim işte şimdiye kadar mikrokontrolörler kullanıyorduk. Mikro denetleyiciler bunlar SoC sayılır mı? Açıkçası bu polemiğe girmeye pek gerek yok. Burada tek anlatmak istediğim aynı silikon, her şeyi aynı silikon yüzey üzerinde ürettiğimizde yani aynı entegre devre üzerine koyduğumuzda toplamda daha az alan alacağız, daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi bekleyeceğiz. Daha yüksek performanstan kastımız aslında bant genişliği ve hız. Peki, şimdi ilk başta kurduğumuz temel ihtiyaçları düşünün. Tuhaf bir analoji kuralım. PPGA'nın içinde ya da ilgilendiğimiz basit problem için ihtiyacımız olan yapılar basit lojik birimler, yazmaçlar ve kablolar. Problem zorlaşınca aslında ihtiyaçlarımız çok değişmedi. Hala işlem birimlerine ihtiyacımız var. Bu kez tanım yaparken girişlerin üzerine fonksiyonları uygular diyebilirim. Basit mantık fonksiyonları yerine. Hala verileri depolamamız gerekiyor. Bu kez birer bitlik register'lardan bahsetmeyeceğim ama bellek elemanlarından bahsedeceğim. Hatta büyük belleklerden, işte yüksek bant genişlikli belleklerden bahsedeceğiz. Ve üçüncü bileşen kablo oyunu ve FPGA'da da en yüksek alanı kaplayan alandı. Bu kez de bağlantı diyeceğim bunlara. Interconnect ve bağlantıları da bir parça açıklamaya çalışacağım. İşlem birimleri olarak işte mikro denetleyiciler, mikro işlemciler, işte dijital işaret işlemciler, uygulamaya özel komut seti işlemcileri, FPGA'lar, az önceki resimlerin üstünde kutu 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 içinde gördüğünüz ne varsa hepsini sayabiliriz. Bellek olaraksa genellikle SRAM'ler kullanıyoruz. SRAM ve DRAM her ikisi de elektriği kestiğinizde içindeki veriyi kaybeden türde bellek elemanları olmakla birlikte SRAM'ler biraz daha hızlılar. Bu sebeple genellikle yazmaçlarda yani işlemcilere daha yakın olan yerlerde kullanılırken işte main memory ana bellek olaraksa DRAM'ler tercih ediliyor. Ama elbette işte elektriği kestiğimizde kaybetmememiz gereken veriyi de çipin içine gömmek istersek o zaman bir flash bellek parçasına ihtiyacımız olacak. Ama şekillerde de resimlerde de gördünüz zaten büyük olan kısım işte DDR, işte low power DDR'lar kullanılıyor. Onun dışında SRAM'lerden çok bahsetmeye gerek yok. 32 MB vesaire gibi daha DDR'lara oranla çipin üstünde daha düşük bellekler gerçekleniyor. Yalnız Tesla'nın şeklinden de hatırlarsanız bellek çok büyük yer kaplıyor. Bazen o kadar büyük yer kaplamasını istiyoruz. İşte o zaman da en başta bahsettiğimiz o wall grid kılıf yapısı çok yardımcı olacak bize. Neden? Çünkü o topları üst üste getirdiğimizde birbirine dokunabilir, birbiriyle veri alışverişine girebilir hale gelen iki tane çip yapıyoruz.
çiplerden bir tanesi bellek oluyor. Diğeri de işte işlem birimlerinin ve ufak tefek belleklerin üstünde olduğu çip oluyor ve bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman package on package bir tasarımla birdenbire işte SoC'nin üstündeki belleği arttırmış oluruz. Peki. Sorumuz şu anda ara bağlantılar. Ara bağlantıları da iki adımda inceleyeceğim. Bir tanesine diyeceğim ki yani ara bağlantılar bazıları dışarıyla bağlantı kurmak için gerekli. Araba örneğinde ya da telefon örneğinde Ethernet ya da SPI, araba örneğinde daha ziyade işte CAN, I2C falan gibi bağlantılarla erişmeniz gereken yerler olabilir. Dolayısıyla bu bağlantılar ve bu bağlantıların kontrolcülerine ihtiyacımız var. Ara bağlantılar dediğim zaman bağlantı, çevre bilimler ile bağlantıları bir tarafa koyacağım. İkincisi ise CPU'dan GPU'ya, GPU'dan nöral prosesöre, oradan belleğe gibi veriyi taşıyan yollar olması gerekiyor ki klasik bilgisayar mimarisinde bunlara veri yolu diyoruz ya da şeyin üzerinde anakartın üstünde işte North Bridge gibi köprülerden bahsediyoruz. Şimdi klasik veri yolları burada çok işimize yaramıyor. Her ne kadar bugün birçok SoC'de klasik veri yolları baslar kullanılsa da araştırma anlamında daha çok üzerine düşünen konu Network on Chip. Yani burada aslında CPU, GPU birden fazla ve birden fazla kuvvetli işlemci birimi ürettiği veriyi birbiriyle yarışmadan, birbiriyle bir şeye veri kaybına yol açmadan birbiriyle paylaşabilmesi, aynı hafızaya, aynı bellek elemanına yazabilmesi için farklı bir yerden esinlenmemiz gerekiyor ve esinlendiğimiz yer aslında network, TCP gibi protokoller. Veri yollarını bir kenara bırakıp bu SoC üzerindeki veri alışverişinin işte gerçekten networklerden esinlenen yollarla yapılması gerektiğini söyleyip bu aradaki bağlantıları da ona özel tasarlamak mümkün. Bu 2010'lardan sonra daha çok gelişen bir fikir. Neden? Çünkü aslında bir işlem biriminden bir diğer işlem birimine artık işte 32 bit taşımaktansa paket taşıdığımızı söyleyebiliriz. Çünkü GPU'nun ürettiği şey koskoca bir resim yani. 32 bit 32 bit karşı tarafa ya da herhangi bir yere göndermektense bunun bir paket olduğunu tıpkı networkçilerin yaptığı gibi bunun bir paket olduğunu kabul edip o zaman bir yerden bir yere gidersek bir yerden bir yere gidebilmeliyiz. Hedefe ve uygulamaya özel yönlendirme yapmalıyız. Ve de bu sayede de aslında her biri birbirinden kuvvetli işlemci birimlerimiz arasında bir çekişme olmasını engellemiş oluruz. Aynı zamanda da güç tüketimini düşürmüş oluruz ki FPGA'dan yine hatırlayacaksınız. En yüksek alan dolayısıyla en yüksek güç tüketimine sebep olan şey burada birimler arasında ki veri alışverişi idi. Bir diğer avantaj da şu olacak. Şu anda işte iki boyutlu çipler yapıyoruz. Ancak üç boyutlu çip mimarileri de gerçek. Yaşıyor. Ve üç boyutlu çip mimarisinden bahsettiğim zaman klasik veri yolları zaten eski kalacak. Bu sebeple bu network anlayışından yola çıkarak hazırladığımız paketleri taşıma fikri daha kullanılabilir bir fikir olacak. Peki, çok güzel diyelim ki karmaşık bir işlemimiz var ve içinde gerçekten bir GPU'ya bir ne bileyim ya da bir işiniz var bir şey yapıyorsunuz kartın üstünde bir GPU var bir FPGA koydunuz çünkü sizin gerçeklemeniz gereken çok özel bir blok vardı ya da yanına bir işte encryption bloğu koydunuz çipi koydunuz ve istiyorsunuz ki bunları farklı farklı çiplerde aynı board üstünde değil de aynı çip üstünde yapabilir miyim diye soruyorsunuz. Elbette Tesla'nın çipini ya da işte Apple'ın çipini falan satın alarak bunu yapamıyoruz ya da biz ASIC olarak üretmiyoruz bunları. O zaman ne yapacağız? O zaman hazır var olanlara bir bakalım. Birkaç tane üreticiden bahsetmek istiyorum. Buraya şöyle seçtim. Intel ve Xilinx aslında
en büyük FPGA üreticileri. Dolayısıyla en büyük, hani bizim kullanabileceğimiz anlamda en büyük SoC üreticileri oluyorlar. Mikroçip çok tanıdık olduğu için, yani birçok insan mikrokontrolör kullandığı için özellikle mikroçip kısmından koydum. Bir diğeri de çekirdek olarak, diğerleri ARM işlemciler kullanırken o açık kaynaklı RISC-V işlemci kullandığı için buraya koymak istedim. Bir de bu türünün tek örneği değil. Birçok küçük firma var. Bu küçük firmalar biraz daha uygulamalarınıza özel şeyler üretiyorlar ve diğerlerinden çok daha ufak tek ürünleri var, gördüğünüz gibi. Üretim yapan firmalar da var. Bu dört firmayı aslında sahip oldukları SoC'lerdeki çekirdek sayısı, çekirdek tipi çekirdek sayısı, kullandıkları bellek miktarı ve de kullandıkları lojik birim miktarı açısından değerlendireceğiz. Şimdi bunlar üzerlerine işte video işlemci, ne bileyim neural prosesör falan koymadıkları için onları gerçekleyebileceğiniz FPGA parçaları ile işlemci birimlerini birleştirerek SoC'ler üretip satıyorlar. Buradan baktığımız zaman çekirdek sayısının işte 1 ila 7 arasında değiştiğini, Quick Logic, bu çok özel üreten haricinde, buyruk ve veri için işte 2 çarpı 32 kilobayt ya da 4 çarpı 32 kilobaytlık bellekler kullandığımızı, lojik birim olaraksa işte çok ufak, işte 2000 lojik birim. Bu 2000 lojik birim ufak FPGA, şuradaki sayıyı okuyamadım. 1.143.450 ise çok büyük FPGA demek. Çok ufak ya da çok büyük FPGA parçası, yani sadece işte 3-5 kombinasyonsal devre kurabilmekten koca bir GPU sığdırabilmeye kadar farklı büyüklüklerde FPGA parçası içeriyorlar. Gömülü bellek olarak da işte 38 megabayta kadar çıkıyor içerideki bellek. Quick Logic'in bir özelliği de her şeyi açık kaynak olması, her şey için GitHub'tan bir şeyler indirmeniz gerekmesi, bütün konfigürasyon amaçları. Peki, ondan başlayalım öyleyse. Quick Logic'in önerdiği işe bakarsanız burada neler görüyorsunuz? Buradaki birçok harf mikro denetleyici kullanmış olanların için çok tanıdık gelecektir. Örneğin işte I2C SPI arayüzü var. SPI Slave, SPI Master, UART, işte Clock, işte Loader Port, ADC vesaire gibi. Şurada ARM Cortex M4 işlemcisi var. Onun hemen yanında SRAM var. Bunu mikrokontrolcülerden ayıran kısım ise eFPGA dediği kısım. Buradaki E embedded gömülüden geliyor. Peki her şey gömülü değil mi? Burada tekrar neden E'yi kullandık derseniz, cevap çok net. FPGA üreticileri belli. FPGA dediğimizde aklımıza gelen şey çipin kendisi. eFPGA dediğimizde ise o az önce çizip durduğumuz tuvali, kendi tuvalden bir parça kesip kendi tuvallerinin üstüne yapıştırıp böyle ürettiler demek oluyor. Yani buradaki aslında FPGA bir IP, Intellectual Property olarak satılmış ve şu firma tarafından ASIC olarak üretilmiş ya da ürettirilmiş. Burada çok tanıdık mikroçipinkini görüyoruz. Mikroçipte burada bahsedeceğim şey şu: turuncu ve mavi kısım var. Mavi kısım işte FPGA parçaları, turuncu kısım ise işlemci ve mikro denetleyici ile ilgili olan her şey. Neler? İşte cache, memory, burada işlemcinin kendisi var, RISC-V. Burada desteklediği arayüzler var, şeyler, giriş çıkış arayüzleri var. Şu mavi kısımda da kullanabileceğiniz FPGA var. Güzel. Biraz daha karmaşıklaştıralım. Bu da Xilinx firmasının sanırım en pahalı çipi. Şu alttaki sarı kısım programmable logic dediği kısım, FPGA'lı kısım. Üstte neler görüyoruz? Üstte ARM, iki farklı ARM işlemcide işte iki farklı core görüyoruz. Bir tanesi gerçek zamanlı işaret işlemi için,
işte real time processing unit, diğeri application processing unit dediği bellek elemanları görüyoruz. Bunların hepsini kontrol edebilmek için çeşitli işte üniteler görüyoruz. Şurada yine ARM tabanlı bir GPU görüyoruz. Burada görmediğimiz şey ne? Bunların arasındaki bağlantının nasıl yapıldığı. Yani GPU'dan işte şuradaki processing unit'e, bu koyu mavi processing unit'ten real time processing unit'e, oradan programın bu logic'e nasıl bir bağlantı olduğunu görmüyoruz. Bunu görebilmek için Intel'in Cyclone 5 SoC'sini aldım. Burada da gayet temiz ikiye ayırmış. Şu mavi kısım FPGA parçası demiş. Diğer kısımsa işlemcili, işte hard processor system, işlemci sistemi demiş. Ve ikisinin arasına da bir ara bağlantı koymuş. Bu ara bağlantıya baktığımız zaman bu ara bağlantının üzerine işte L3 switch demiş. Neden L3? L1, L2 dediğimiz şey işte cache'teki hiyerarşideki L1, L2. Bu da L3. Neden? Çünkü aslında bu FPGA parçasını da şuradaki işlemci parçası memory gibi görüyor. Dolayısıyla orayla o şekilde haberleşecek demiş. Ve buraya 3 tane köprü koymuş. Köprülerden 2 tanesi işte FPGA'dan prosesöre ya da prosesörden FPGA'ya giden yüksek bant genişlikli köprüler. Bir diğeri ise işte LED yak, şunu yap, bunu kontrol et gibi gibi daha basit işleri yapmak için ayırdığı daha düşük bant genişlikli lightweight, daha hafif bir köprü. Burada yine veri yolu mantığı kullanılıyor. Peki bundan aldık, nasıl programlayacağız derseniz kendi aracını kullanarak programlayabiliyorsunuz. Kendi aracı platform designer. Burada işte kullanacağınız parçaları şuradan seçip sisteminize koyup bağlantıları kuruyorsunuz. Eğer ki kendi FPGA parçanız varsa kendi oluşturduğunuz şuraya yeni komponent diyerek ekliyorsunuz. Onu koyup bağlantıları yapıyorsunuz ve şey bir programlamak için bir kod üretebiliyorsunuz. Peki bu buradan seçip şu kütüphaneden seçip koyabildikleriniz arasında işte hard processor sistem parçaları da mevcut. Şeyde ise diğer firma Xilinx'te ise neler? Vitis ya da Vivado kullanarak yine benzer şekilde kütüphaneden parçaları seçip işte onları birbiriyle birleştirip programlayabiliyoruz. Bununla da sunumun sonuna gelmiş oldum. Ne yaptık? Aslında sayısal sistem tasarımını hatırladık ve problemimiz basit de olsa, karmaşık da olsa aynı yöntemleri kullanarak temelde çözmeye çalıştık. Neler değişti? Birimlerimiz artık işte anahtarlar, kapılar falan değil, çok daha büyükleri CPU'lar, GPU'lar ve hatta başka PU'lar, işlem birimleri. Ve karşılaştığımız problemleri çözebilmek için, yine işte sizlerin elindeki problemleri çözebilmek için umarım FPGA ya da SoC kullanımının faydalı olup olmadığını değerlendirebileceğiniz bilgiler vermişimdir. Sunum bitirirken en sevdiğim yazı fontuyla hepinize teşekkür ediyorum. Bana sorun olursa ayhan.etmet.edu.tr adresinden sorabilirsiniz. Çok teşekkür ederim sabrınız için. Tuğba Hocam, bu güzel sunumunuz için biz teşekkür ederiz. Birkaç tane soru var. Ben isterseniz onları Tabii. yönelteyim, cevaplayalım. Kod adı yeni rakı olan bir soru izleyicimiz sormuş. Tesla'nın arabasında kendi ARM işlemcisini tasarlamıştı sanırım dedikten sonra devamında GPU ve NPU arasında matematiksel işlemler arasında ne fark vardır hocam? Hangi işlemler NPU, hangi işlemler GPU'da daha verimlidir diye bir soru yöneltmiş. GPU'da yani grafikte zaten fiilin sınıflandırmasına göre bir işlemi birden fazla veri üstünde uygulayacaksanız GPU çok daha verimli. Ama neural network'te her zaman bunu yapmıyoruz. O dakika. O. NPU'nun bir güzelliği, bir özelliği şu: memory ile aslında çok yan yana çalışıyor olması.
Neural network'te yapay sinir ağlarında ya da işte evrimsel sinir ağlarında ne yapıyoruz? Aslında devamlı devamlı işte bir sayıyı 3 ile çarpıp bir yere yazıyoruz. Daha sonra o sayıyı tekrar okuyacağız ve bu kez işte 5'e böleceğiz, tekrar yazacağız. Burada aslında aynı işlemi, 3 ile çarpma işlemi gibi bir işlemi bütün piksellerin üstünde, bütün verilerin üstüne uyguladığımız yerler var. Filtrelediğimiz yerlerde ki GPU'nun işte avantajı bu oluyor. Ancak aynı veriyi, pardon, aynı işlemi aynı veri üstüne değil de tekrar tekrar döndüre döndüre yazdığımız yerlerde, örneğin fully connected neural network denen o klasik anlamda yapay sinir ağları, nöronları birbirine bağladığımız yapıda aynı işlemi aynı birçok farklı veri üstüne uygulamıyoruz. Her verinin üzerine uygulanan farklı bir işlem var ve bunlar tekrar tekrar uygulanıyor. Burada da NPU'nun daha faydalı olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla NPU'yu da aslında GPU'yu birbirinden ayıramayacağız. Bu sebeple ikisinin arasında böyle sağlam bir haberleşme olması gerekiyor. Çok kötü cevapladım bence bu soruyu. Neyse. Aynı ve Peki. özetle aynı işlemi filtreleme olabilir. İşte 3 ile çarpma 5'e bölme olabilir. Çok fazla veri üstünde uygulayacaksanız işte GPU yok. Neural network'ünüz var. İşte 128 tane girişiniz var. Her birini farklı sayıyla çarpıyorsunuz. Ama 128 tane çarpmanız var ve ondan sonra bunları okuyup tekrar çarpacaksınız bir şeylerle. O zaman Neural Processing Unit daha avantajlı oluyor bu mimariye göre. Peki hocam. Yine aynı izleyiciden bir sorumuz daha var. Önce bir tanımlama yapmış. Her şey aynı çipteyse, yani Tesla'nın çipinden o bahsediyor sanırım. Standartları kendimiz belirleyebiliriz. Örneğin Apple M1'de yaptığı gibi etkin sayfalar ön belleğin boyutlarıyla oynayabiliriz demiş. Çip standartlarını kendi içinde belirleyebiliriz demiş. Devamında da mikro denetleyici üzerinde bulunan FPGA'ler SoC sayılır mı hocam diye bir soru yöneltmiş. Pardon, mikro denetleyici üzerinde bulunan. Mikro denetleyici üzerinde bulunan FPGA'ler SoC sayılır mı hocam demiş. Sayıyorlar. Yani o tanım bence tarihsel verilmiş bir isim. Çünkü bu şeyle işlemcinin çevresine çevre birim koyduğumuzda mikro denetleyicinin kendisi de SoC oluyor. Sayıyoruz ki işte Quick Logic örneğinde onu o sebeple vermiştim. Peki, Onu da son olarak yine aynı konu dinleyicimiz. Açık kaynaklı en iyi RISC 5 soft CPU projesi hangisidir hocam diye bir soru ya yöneltmiş. bilmiyorum. Maalesef her sene değişiyor. Ah, Her ay değişiyor. doğrudur. Benim aklıma birkaç bu güzel sunumda soru geldi. Hocam, Türkiye'de kırbuk olarak FPGA ile uğraşan bir birim ya da bir kuruluş var mı? İlginiz var mı? Yani üretim bazında olabilir, tasarım bazında olabilir. Çünkü çok önemli bir konu. TÜBİTAK benzeri Üniversitelerde gibi evet. uğraşın. TÜBİTAK'ta da var. Üniversiteler de çok tasarlıyor. Aslında belki FPGA'dan bahsederken en sonunda da onu söylemem iyi olurdu. Şu Hani nerelerde merak kullanılır ettim cevaben. ben de. Yani o yüzden yani genç arkadaşlarımız için de, Emo Genç için de önemli o yüzden. Var. Var. Şeyler var bir kere. Aslında büyük, bilmiyorum çok Türkiye sayar mısınız ama analog device firmalar var. Türkiye'de tasarım ofisleri var. Onlar yapıyor. Şimdi üretimi başka yerde yapıyor. Şimdi oradaki fark eğer dijital bir sistem tasarlayacaksanız ASIC tasarlamak ne kazandırır bize onu bir düşünmek lazım. Çoğunlukla FPGA üstünde çok daha hızlı çalışabiliyoruz. Şöyle ki ASELSAN vesaire de hani en fazla sayısal çip yapanlar da yine FPGA üstünde çalışıyorlar. Eğer ki çok özel bir amaç yoksa, özel amaçtan kastımız işte devlet politikası Anladım. olabilir, güvenlik olabilir, Gizli, başka bir şey olabilir. kripto olanması Evet, gerekir. yoksa ASIC çok da ekonomik sayılmıyor. Çünkü hatta eskiden yani ben lisans okurken şey karşılaştırması yapıyorduk. İşte ASIC ile yaparsanız daha hızlı olur falan karşılaştırması yapıyorduk. Bugün o geçerli değil çünkü bugünkü FPGA 14 nanometre ile üretilmiş, 7 nanometre ile üretilmiş. Ben bugün ASIC tasarlasam aynı şeyi 180 nanometre ile tasarlayacağım. Yani bütün o işte esneklik katabilmek için araya koyduğumuz birimlerin bize getirdiği maliyet aslında çipin kendisinin 7 nanometre ile 14 nanometre ile üretilmiş olmasıyla başa baş geliyor.
Dolayısıyla Ezik üretmiş olmak sadece işte Tayvan'a gönderdim. 6 ay bekledim. Geldi, testini yaptım. Zaman kaybı olacak benim için. Ekonomik büyük bir anlamı yok bugün sanırım. Anladım. Hocam izleyicimizden yine çok kısa bir iki sorusu daha var. Pure FPGA var mı piyasada hocam diye sormuş. Ya da hiçbir controller ya da IP ünitesi olmayan, yani basit bir FPGA, en basit ya da fiyat olarak da herhalde merak ediyor. Ha, evet, eski tiplerin hepsi öyleydi zaten, var. Var. Yani içinde işlemci olmayan var. Şeyde satılanlar da var. Türkiye'de rahatça bulunabilenler de var. Bu arada çok sayıda var bunlar. İşte Mouser ya da Trend falan gibi işte büyük dağıtımcılara baktığınız zaman işte belleği şu kadar olsun. İşte FPGA'nın lojik birim sayısı bu kadar olsun, I/O sayısı şu kadar olsun diye seçip seçip isteyebiliyorsunuz zaten, ama onun dışında hani işin başındaysa geliştirme kartları oluyor. Geliştirme kartları da yine işte Türkiye'de işte hobiye yönelik satış yapan yerlerde eski modeller mevcut. Daha ucuzlar aslında, içinde ARM işlemci olmayanlar. Yani işlemci. Benim son bir sorum var. Başka soru göremedim. Açıklamalar var. Ben şeyi merak ettim. Bu Tesla'nın o içinde hani birçok yapıyı barındıran FPGA yapısında bu mesela görüntü işleme var bir tarafta, bir tarafta CPU var. Bunlar protokolleri nasıl birleştiriyor ya da bunu anlamak için ne önerirsiniz? Yani neresinden başlamak lazım? Bir Emo Genç için daha çok merak ettim. Bir de kendim de merak ettim aslında da genç arkadaşlarımızı yönlendirmek açısından. Ha, protokoller. Çok Ya fazla orada protokol var evet. orada. Yani onlar birbirleriyle nasıl haberleşecek? Bir taraf sayısal, bir taraf farklı, bir taraf Evet. neural. Yani Onun için hocam yani pardon. onları nasıl bir arada hani kafamızda oluşturmak lazım? Onu merak ettiğim için sordum. İşte onun için hocam tam da bu soruya cevaben network on chip kavramı gelişiyor. Yoksa dediğiniz gibi olmasaydı klasik veri yollarıyla baslarla yapabiliyorduk her şeyi. Ama artık sorun o değil. Onun için diyorlar ki biz bunları paket olarak görelim. Hani iki bilgisayar nasıl haberleşiyorsa, yani network'te nasıl fikirler kullanıldıysa burada da aynı fikirleri, yani benzer fikirleri kullanalım, benzer protokolleri kullanalım, TCP benzeri protokoller kullanalım diyorlar. Hani merak edenler bu işin biraz daha araştırma tarafında şu anda. Network on chip hani araştırılabilecek konu. Bahsettiğim o satışı yapılan benzer sistemlerde bildiğim kadarıyla bu kadar komplike demeyeyim, bu kadar gelişmiş haberleşme bağlantıları yok. Onlar doğrudan işte AXI, AMBA gibi ARM'dan tanıdığımız zaten veri yolları kullanıyorlar. Veri yolları üzerinden haberleşiyorlar. Peki, çok teşekkür ediyoruz Tuğba Ben Hocam. Başka teşekkür ederim soru var hocam. mı bakıyorum. Yok. Yayınımız sona ermiştir. Herkese hayırlı akşamlar.